Arkadaşlar Atatürk ilkeleriyle ilgili olarak YGS'de çıkmış ÖSYM tarafından sorulan soru örneklerini inceleyeceğiz. Öncelikle ilk sorumuz 2011 yılında YGS'de çıkan bir soru. Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekçesini vurguladığı savunulabilir demiş soruda. Üstteki metini bir okuyalım. Atatürk, Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun Toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır demiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümlenin özetine bakıldığında özellikle ekonomik hayatta bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Ve özellikle yatırımları yapacak olanın hükümet olacağını hükümetin bu işleri kendi üzerine alması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla Atatürk'ün devletçilik ilkesiyle alakalıdır. Cevabımız C şıkkı çıkacaktır. Çünkü Atatürk'ün devletçilik ilkesine bakıldığında özellikle e, bireysel girişimlerin yanında e, halkın temel ihtiyaçlarının, ağır sanayi yatırımlarının devletin üstlenmesi, devlet tarafından yapılması gerekliliği vardır. Bu anlamda cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir başka sorumuzda Atatürk'ün sözüyle başlıyor yine. Atatürk, Türkiye halkı ırki veya dini ve kültürel yönden birleşmiş bir diğerine karşı karşılıklı hizmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur demiştir. Dolayısıyla Atatürk'ün bu anlatımıyla bir kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, iki insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği, Güç toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla birleştiği durumlarından hangilerini kastettiği savunulabilir. Arkadaşlar soru kökünü tekrar okuduğumuzda Türkiye halkı ırki veya dini ve kültürel yönden birleşmiş bir diğerine karşı karşılıklı hizmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur dediğine göre toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiğini, bu anlamda ırk, din, dil ayrımı yapmadan e, hareket edildiğine göre Atatürk milliyetçiliğini esas aldığı ve kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını esas almıştır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı çıkacak 1, 2 ve 3. maddeler doğru olarak kabul edilebilir. Bir başka sorumuz 2010 yılında YGS'de çıkan bir soru. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir. Bu ertelemede aşağıdaki ilkelerden hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir. Arkadaşlar biliyoruz ki Atatürk döneminde cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçme girişimleri olmuş. Özellikle Cumhuriyet Halk Fırkasının dışında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur ancak bu partilere bakıldığında e, kurulan muhalefet partilerinin etrafında biz kısa sürede e, şeriat taraftarlarının eski rejim yanlarının toplandığını görüyoruz bu anlamda e, bu partilerin e, laiklik ilkesinin e, aksine hareket ettiğini görüyoruz yani soru kökünde bakıldığında e, aşağıdaki ilkelerden hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı savunulabilir dediğine göre atatürk döneminde çok partili hayatın kesintiye uğramasının sebebi laiklik ilkesinin kötüye kullanılmasıdır o yüzden cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Bir başka sorumuz arkadaşlar 2009 ÖSS'de çıkan bir soru. Atatürk 1 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. toplantısında "Efendiler milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur." demiştir. Dolayısıyla Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir demiş. Arkadaşlar burada özellikle soru köküne tekrar baktığımızda milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Yani bu anlamda köylü ve çiftçinin çıkarlarının gözetilmesi ön plandadır. Bu öncelikle halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Bunları özellikle e, çağdaş ekonomik önlemlerle, Azami haddine ulaştırmakla ilgili olduğu için aynı zamanda inkılapçılıkla da alakalıdır. Yani özellikle yenileşmek çağın şartlarına göre hareket etmekten dolayı inkılapçılıkla ilgilidir. Bu anlamda doğru cevabımız B şıkkı olacak. Halkçılık ve inkılapçılık ilkeleri doğru olarak bir arada verilmiştir. Bir başka soru ilkelerle ilgili 2008 ÖSS'de çıkan bir soru. Devletçilik ilkesi mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır demiştir. Bu durumun ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir demiş. Bu ilkelere bakıldığında bir halkçılık, iki laiklik, üç inkılapçılıktır. Arkadaşlar devletçilik ilkesi özellikle ekonomik yatırımların büyük bir kısmının devlet tarafından yapılmasını sağlar. Ancak devlet yatırım yaparken özellikle halkın temel ihtiyaçları doğrultusunda yatırım yapmalıdır. Yani kamu çıkarını gözetmelidir. E, bu anlamda da halkçılık ilkesiyle doğrudan e, ilişkilidir. Bu yüzden de cevabımız yalnız bir olmalıdır. Yani aşık olacaktır.